misafirlerimiz, değerli konuklar, sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Alemlere Rahmet programımız tüm hızı ve güzelliğiyle devam ediyor. Yıllar önce TV5 ekranlarında Gezgin Sezgin programı yapıyor idik. Bir programın çekiminin ardından televizyon binamızda programın montajını gerçekleştiriyorduk arkadaşımla birlikte. Bir an kapı açıldı. Bir el omuzuma dokundu. Diğer eliyle de masanın üzerine şekerler bıraktı. Ve dedi ki, çocuklar diliniz ağzınız tatlansın, kolay gelsin dedi ve odadan çıktı. Bunu yapan o kişi, o isim şu an aramızda. Kendilerine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Bugün de kendisinin o güzel sohbetinden istifade edeceğiz. Günümüzün, programımızın hatibi Mahmut Toptaş Hocam, Allah razı olsun diyorum. O güzel alkışlarınızla sohbetinden istifade etmek üzere mikrofona davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Daha önce dinleyenlerimiz bilir. Ne konuştu be? Dedirtmem. Bazen cemaat eve varınca veya arkadaşlarının yanına gidince, arkadaş bir vaiz dinledik, ne konuşuyor be? Adam merak ediyor, ne konuşuyor? Orada olacaktın abi, ne konuşuyor be? Oğlum madem dinlemişsin anlat bakalım bir. Abi orada olacaktın. Ne konuşuyor be? Vay anasına vay be. Bunu dedirtmem. Daha önce dinleyenler. Ben burada bir parkta konuşmuştum. Sizin bu semtte galiba değil mi o park? Orada bir ayet, bir hadis ezberletmiştim. Orada bulunanlar parmak kaldırsın. Bir ayet, bir hadis. Ama dinlememişsiniz galiba, öyle mi? Yine bir ayet, bir hadis ezberleyeceğiz. Ayetin bir bölümü, tam bir cümledir ama ayetten bir bölüm dinleyeceğiz. Eve varınca da onu anlatacağız. Rabbim buyuruyor. Haşr suresinin 10. ayeti kerimesi. Rabbena, beraber yapalım. Rabbena, beraber. Rabbena, arka taraf. Rabbena, la tec'al fi kulubina غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Burası ezberlenecek. Kapıdakiler önce siz ezberleyin. Bittikten sonra çıkarken okuyan çıksın, okumayan kalsın. Ben 7 günlüğüne geldim. 7 gün burada kalırım. Ezberleyeceğiz bu ayet-i kerimeyi. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ fi kulubina ghillan lillezina amenu. Ey bizim Rabbimiz, dinleyin gayet. Ey bizim Rabbimiz, bizim yüreklerimizde iman eden kardeşlerimize karşı hiçbir kin kılma. Hiçbir kin bırakma. Bu yürek dinle dolmuş ya, kin olmaz bu yürekte. Ya Rabbi, iman eden hiçbir insana karşı benim bu yüreğime
kin bırakma ya Rabbi diye dua etmemizi bize Allah Celle Celaluhu öğretiyor. Zaten yukarısında da ayetin başında vellezine ca'u min ba'dihim yekulun rabbena la tec'al fi rabbena rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman. Ya Rabbi bizden önce geçen iman kardeşlerimize affet, mağfiret et ya Rabbi. Ya Rabbi iman eden bütün dünyadaki Müslümanlara karşı bizim yüreğimizde kin bırakma ya Rabbi diye dua etmemizi Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. Bizim bugünlerde Türkiye'de, Hollanda'da, Almanya'da ve dünya genelinde en fazla ihtiyaç hissettiğimiz dualarımızın başında bu geliyor. Çünkü bizi birbirimize kırdırarak ortadan kendileri parsayı toplamak isteyen kafirler var. Allah Celle Celaluhu onları, hocam şimdi biraz önce okudu, Ülaike hum şerrul beriyye diyor. Ehli kitap müşrikler, müşrikler deyince Çin'inden Japon'una kadar bütün Buda'ya tapan, Konfüçyüs'e tapan bilmem ne yapanlar, öbür tarafta ineğe tapanlar, öbür tarafta İsa Allah'ın oğlu diyenler, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu onlar hakkında diyor ki Ülaike hum şerrul beriyye. Yaratılmışların en zararlısı, en şerlisi İslam'a inanmayanlar deyip özetleyiverelim. İslam'a inanmayanlardır. Ve onlar bizimle fiili harbiden kendileri de zarar gördüklerinden dolayı taktik değiştirdiler şu son 10 yıl içerisinde. Bizi birbirimize kırdırarak kendileri ortadan parsayı toplama tarafına gidiyorlar. Müracaatımız bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Rabbena la tec'al fi kulubina gıllen lillezine amenu. Ya Rabbi yüreklerimize kin verme. Kime karşı? İman edenlere karşı. Yüreklerimiz iman edenlere karşı kinle doğan dolmasın, kinle gölgelenmesin, kin ile kararmasın yüreklerimiz. Din ile aydınlanan bu yürekler iman edenlere karşı kinle karartılmaması gerektiğini Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimesini indirmiş, bizim duamız yapmıştır. Bizim duamızdır. Müminlerin duası olması gereken dualarımızdan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da El Müslimu Ehul Müslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir diyor. Benim ağabeyim var burada sizin aranızda. Ağabeyimin benim kardeşim olduğunu ispat et dese devlet, gidiyorum ben nüfus idaresine. Nüfus idaresine diyorum ki vukuatlı nüfus örneği ver bana diyorum. O da çıkarıveriyor. Yani benim ağabeyimle kardeş olduğumun ispatını ikimizi de tanımayan nüfus memuru veriyor. Sizinle olan kardeşliğimi Malezya'daki Müslümanla, Japonya'daki Müslümanla, Amerika'daki Müslümanla, Afrika'daki Müslümanla olan kardeşliğimin kütüğü Kur'an-ı Kerim. Hani nüfus idaresinde nüfus cüzdanınıza bakarsanız kütüğü filan diyor. Cildi filan diyor. Sayfası filan diyor. Nüfus cüzdanınızda var bu bilgi. Kütüğümüz Kur'an-ı Kerim. Hucurat suresinin ikinci sayfası. Allah Celle Celaluhu İnnemel müminune ihvetün. Ağabeyim ve ablamla olan kardeşliğim benim iki kat. Bir ana babadan dolayı kardeşiz, nesep kardeşiyiz.
Bir de iman ettiklerinden dolayı iman kardeşiyiz. Ama bütün bir İslam alemi bizim iman kardeşimizdir. Ve onlar hakkında yüreğimizde kim ne karalama da bulunursa bulunsun, kelime-i şehadete iman etmiş, Kur'an'ın tamamına, emirlerine, yasaklarına, iman esaslarına inanıyorum demiş ama onları yerine getiremiyor. Örnek, Buhari'de geçer. Buhari'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, geçmiş ümmetlerden bir adam tam 99 tane adam öldürmüş. Bir gün pişmanlık duymaya başlamış. Tevrat'ı ve İncil'i bilen birine gelmiş. Demiş ki ya böyle böyle ben tevbe etsem Allah kabul eder mi demiş. Etmez demiş. Sen şeyini limitini doldurmuşsun. Günah limitini doldurmuşsun. Affetmez demiş. Öyleyse seni öldürmemin bana ne zararı var demiş. Nasıl olsa cehennemde cayır cayır ebediyen yanacaksam tak onu da öldürmüş. Yüz etmiş. Gerçekten Tevrat'ı bilen birine gitmiş. Tevrat'ın tahrif edilmediği dönemlerde. Tevrat'ın tahrif edilmediği dönemlerdeki o ilim adamına gitmiş. O da demiş ki Allah dilerse bütün günahları affeder. Tevbe et demiş. Tevbe ederim demiş. Tevbe ettikten sonra da demiş ki bu toplumda kalmayalımız. Herkes seni mafya babası biliyor, adam katili biliyor, tetikçi biliyor. Salih insanların olduğu yere hicret et demiş. O uzun bir hadis-i şerif de ben onu anlatmayacağım. 99 tane adam öldürmüş insanın da affedildiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisi bildiriyor. Veya Kur'an-ı Kerim ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Bir de لَنْ يَغْفِرَ kelimesiyle gelir iki yerde. Allah dilerse şirk hariç, yani Allah'a ortak koşma hariç, Allah dilerse şirk hariç bütün günahları affeder. Bu ayete dayalı olarak İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin fıkıh kitaplarında Allah'ın emrettiklerini terk eden, inandığı halde terk eden insan kafir olmaz diyor. İmam Şafii Hazretlerine muhalif bir söz ama ayet olarak bu delili getiriyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Onun için biz bu Hollanda'da, Hollanda için konuşuyorum, başkanlarımız, yönetim kurumunda olanlarımız, Hollanda'ya dünyanın neresinden gelirse gelsin Müslümanım diyen insanlara sahip çıkacağız. Vallahi hocam buraya gelmiş ama 40 yıldır cumaya da gelmemiş. Veya bayram namazına da gelmemiş. İnkar etmiş mi? Yok, inkar da etmemiş. Öyleyse biz onlara sahip çıkacağız. İnkar etmiş. Onlara iki kat sahip çıkacağız. Çünkü maya şey var, mayada bir şey var, bilgi bilgimi var. Sizi biliyor, sizin ne düşündüğünüzü veya neye iman ettiğinizi biliyor. Yanlış yola gitmiş, çıkmaz sokağa varmış, başı dönmüş, nereye gideceğini bilmez hale gelivermiş. Onların da elinden değil, gönüllerinden tutarak İslami çizgiye getirmekle görevliyiz biz. Diyorum da. Bazı arkadaşlar diyor ki vallahi hocam ikimiz de İslam davası gidiyoruz. Ayrı hizmet anlayışımız var. Caddede giderken selam vermiyoruz. Hadi ben biraz daha iyi adamım, selam vereceğim. Selamımı almamak için kafasını öbür tarafa döndürüveriyor diyor. Daha önce bir konuşmamda bir hadis-i şerif ezberletmiştim. O hadis-i şerif, ben şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. El mü'minü mir'atül mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Başkanım, Mehmet Başkan, ezberlediydin sen. El mü'minü mir'atül mü'min.
Tül Mümin. Rotterdam'da ezberletmiştim ben bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mümin, müminin aynasıdır. Bir adam sizi görünce suratını bu tarafa çeviriyorsa görmemek için, aslında o surat sizin suratınız. Bir başka zaman siz ona surat çevirmişsiniz, sırt dönmüşsünüz. Buradan gidince, eve varınca bunu deneyeceksiniz. Osmanlı döneminde 600 yıl, daha önce Selçuklular döneminde, Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde Kur'an ve hadis ve fıkıh bilgisine geçmeden önce medreselerde sarf ve nahiv bilgileri okutulur. Sonra Kur'an'ın ve hadisin edebiyatını anlamak için Arap edebiyatının en önemli kitapları okutulurdu. Yani Arap edebiyatı hala medreselerimizde, Türkiye'de bazı okullarımızda mesela bir telhis kitabı okutulur. Kitabı öğrenmek için okutulmaz. Kur'an'ı ve sünnetin edebi inceliklerini kavramak için. Mesela mümin, müminin aynasıdır hadisinin şerhini yazması için kişinin edebiyatı bilmesi lazım. Teşbih sanatını bilmesi lazım. Benzeyenle benzetilen arasındaki ilişkiyi bilmesi lazım. Aynayı tanıması lazım. Gidecek aynacıya, ayna hakkında bilgi alacak. Hadisin şerhini yapmak için. Şimdi siz de bu şerhi eve varınca yapacaksınız. Bugün evinize gittiğinizde hadisi daha iyi anlayabilmek için ablanızı, ağabeyinizi, halanızı, dayınızı, teyzenizi, amcanızı ve arkadaşınızı, gelinler kaynanayı anlayabilmek için, kaynanalar da gelini anlayabilmek için buradan eve gidince evde doğru koltuğa gidip oturmak yok. Aynanın karşısına geçiyoruz veya buraya gelmeyen eşleriniz, beylerin eşi veya hanımların eşi veya annesi babası. Kapıdan girdiniz, kapıyı açtınız, içeriye girdiniz. Gelin 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 içeridekilere. Evin içerisinde en büyük ayna neredeyse oraya geçiyorsunuz. Aynadakine bakıyorsunuz. Aynada size aynen bakar. Aynadakine gül oğlum deseniz o da sana gül oğlum der. Kızım gül gül. Suratın asma. O da size suratın asma der. Ama ona siz gülerseniz o size güler. Ona kaş çatarsanız o size kaş çatar. Ona sırt dönerseniz o da size sırt döner. Ona doğru giderseniz o da size doğru gelir. Şimdi adam durmuş buraya, ben büyüğüm küçük kardeşine, sen gel buraya. Küsler ya, o gelsin. Küçük kardeş hata onlanıdı, o gelsin. 10 yıl, 20 yıl devam eden ölürsem ölüme gelmesin. Ölürse ölüsüne varmayacağım diyen yakın akrabalar var. Bütün bunların temelinde kendini görememesi vardır. Karşıdakini görmesi vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? El mü'minü mir'atül mü'min. Beraber okuyoruz. El mü'minü mir'atül mü'min. Ezberleyenler parmak kaldırsın. Hanımlar, ne oldu? Bu taraf fazla. Hanımlar, benim hanım. Aferin. Bak o iki parmak kaldırıyor. O da burada da. Evet. Adam geldi bir tane yayın evine. Hocam dedi, hanımdan şikayetçiyim. Tanımam adamı. Ne var dedim. Ya filmlerdeki gibi değilmiş evlilik be. Akşam yorgun argın işten geliyorum, zile basıyorum. Kapıyı açıyor sağ olsun da surat yerde geç dirmiş. Ellerin halımı filmlerde gülerek karşılıyor diyor. Oğlum o film, ona geç. Ben sana dedim bir dua öğreteceğim.
hanım sana bundan sonra gülecek. Öğret bakayım. Bak dedim. Bir, Rabbim Nur suresinde evlere girerken izin isteyin diyor. Zile basmak izin istemektir. İki, tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin diyor. Hanım ki senin tanıdığındır. Üç, kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır diyor. Bugün varacaksın eve, zile basacaksın, hanım çıkacak. Kapıyı açacak, o sana geç demeden önce. Selamün aleyküm diyeceksin. İkinci gün sen bana telefon edeceksin, ne oldu diye. İkinci gün telefon etti. Hocam ben dün gelen arkadaşım dedi. Ne oldu dedim. Hanım da aynısını sordu. Ne oldu demiş. Bakınız. Enes bin Malik radıyallahu anh'den bahsetti ya Adem kardeşimiz. Yani 10 yaşında gelmiş sevgili peygamberimizin yanına. O diyor ki bir defa olsun kaşını çatık görmedik diyor. Rabbim ne diyor? Velev kunte fazzan galizal kalbi lenfeddu min havlik diyor. Eğer sen çatık kaşlı, asık suratlı, keskin dilli olsaydın senin etrafından dağılı verirlerdi diyor. Hep gülümseyen bir insandı sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve bize de diyor ki sadaka verin sadaka. Ya hocam zaten Almanya'nın parası, Avrupa'nın parası azaldı. Emekli parası eve girelim şura buraya yetmiyor. Nereden sadaka vereceksin? Yanım camide, evden camiye doğru çıksan en öne gelene selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm deyiversen gitsen ne olur? Bol miktarda sadakayı da vermiş oluyorsun. Karşıdakinin kinle veyahut da nefretle dolan birini dövmek üzere giden adamın dövmesini engelleyebilirsiniz. Adamı tanımıyorsunuz. Kafaya koymuş. Varacağım filanı döveceğim. Siz gülümseyen bir yüzle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kendi kendine geçtikten sonra oğlum kendine gel ya. Nereye gidiyorsun sen ya? Şu adama bak kim bu? Tanımadığın bir adam sana selam veriyor. Kaynayan suyun üzerine bir bardak soğuk su dökmek gibi onun kaynamasını dinlendiriveriyor, durduruveriyor bu selam. Onun için sevgili peygamberimiz bunun üzerinde çok durmuştur. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam evliya mısın demişler. Evliyayım, övünmek gibi olmasın demiş. Allah'ın evliyalarından biriyim ben. Öyleyse keramet göster demişler. Ben demiş biraz büyük evliyayım demiş. Ya ne demek bu demişler. Küçük evliya kendisi keramet gösterir. Mesela suyun üzerinde yürür. Ben siz ne isterseniz onu yaparım. Büyük evliya bu. Sizin istediğinizi yerine getirir. Siz benden bir istekte bulunun ben onu yapayım demiş. Onlar da demişler ki Aksaray Akşehir'in kenarında güneş Ağustos ayı yakıyor yukarıda. Çeşmenin başındalar ama su yok, şey var. Ağaç yok çevrede. Demişler ki hocaya bak şu karşıda armut ağacı var ya. O burada olsa hem gölgesinde otururuz, senin sohbetini dinleriz, suyumuzu da içeriz, yemeğimizi de yeriz. Madem evliyasın çağır gelsin buraya. O da çağırmış. Ey ağaç, armut ağacı gel buraya demiş. O da rüzgarla kafayı şöyle dalları sallıyor ya. Demiş. Ya sana diyorum gel, gelmiyor. Üçüncüsünde demiş ki arkadaşlar, odunluk onda kalsın, adamlık bizde kalsın demiş. Biz oraya kadar buyuralımın. Ellerine, destilerine sularını doldurmuşlar. Ağacın gölgesine kadar gidivermişlerdir. Aynada bunu göreceksiniz. Burada durdunuz. Ayna orada. Ayna gel buraya. Gelmez aynadaki adama. Sen gel buraya diyor o da. O da sen gel buraya diyor. Adam unutkanlığını anlatıyormuş. Ya hanım git. Hanım diyormuş ki git bakkaldan bir tuz al gel. Tuz kalmamış. Adam bakkala gidiyormuş, oraya varınca ben ne alacaktım? Geri gelirmiş. Bakkal demiş ki, evde hanım şey bağlasın eline, iplik bağlasın demiş. Gitmiş hanım, ne alacaktım ben? Tuz. Unutmamak için bana bir iplik bağla demiş, bağlamış. Gelmiş bakkala, ya ben bu ipliği niye bağladıydım?
Bakkal demiş ki git yazı versin. Kağıda yazı versin. Gitmiş kağıda yazı vermiş, almış. Öbürü demiş ki sen yine iyisin. Akşam eve geldim. Asansörü çağırdım. Asansörü yukarıdan indi. Ama içinde bir adam var. O çıkacak ki, şu küçük asansörler var, iki kişilik veya dört kişilik. Adamın çıkmasını bekliyor. Adama diyormuş ki çık da ben bineyim gideyim. O da ona işaret edermiş. O ona işaret edermiş, o ona işaret edermiş. Ya meğersem kendimmişim ben. Karşıdaki aynayı görürmüş, aynada kendini görürmüş. Aslında bütün şikayetlerimiz bizim kendi görüntümüzün karşıda görülmesindendir. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el müminü mir'atül mümin. Mümin, müminin aynasıdır diyor. Ezberleyemeyenler parmak kaldırsın. Olmadığına göre ezberlenmiş. Ezberleyemeyenler. Parmak kaldırılmadığına göre ezberlen. Ya sen yanındaki yazı ver. Yanındaki yazı ver sen. Sen yazı ver ona. Tamam mı? Ama hocam vallahi benim bir küstüğüm arkadaş var. Yapmadığı yok. Şu kadar şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Say bakayım dedim ben birine. En sevmediğin adamın kötülüklerini say. Kimse ona kadar çıkaramadı bugüne kadar. 10 taneye çıkaramadı. Her insanın sayılamayacak kadar iyiliği vardır. Biz insanlarımızın kötülüklerini sayabiliyorsak adamın iyiliği fazla demektir. Eğer bir gün gelir insanların iyiliklerini saymaya, televizyonda da insanların iyilikleri anlatılmaya başlamışsa ülkelerin işi bitmiş demektir. Kötülük yayılmış demektir. Bir örnek vereyim. Bugün başını kaldırıp güneşe bakan oldu mu? Hava biraz gerçi bulutluydu. Güneşe bakmayız genelde. 365 gün doğar, arada bir baksak da pek önemsemeyiz. Senede bir günlüğüne değil, yarım saatliğine güneş tutulur. Televizyonlar haber yapar. Millet camdan bakar. Yolda giderken yüzü de karaymış, yarısı karaymış, yarısı parlağmış. Güneş demez mi? Yahu 365 gün ışığımdan yararlandın. Beni tebrik etmen de yüzün bir anlığına yarım saat kararmasına mı sen benimle ilgili bu kelimeleri kullanıyorsun? Dediğiniz doğru bir adam, sevmediğiniz adam hakkında. Ama şunu düşünün, size bakan tarafı parlak. Aynanın arkasını eve varınca karıştırmayın, tamam mı? Aynanın arka tarafına sakın bakmayın. Hiçbir tanıdığınızın, dostunuzun geçmişine bakmayacaksınız. Siz size bakan tarafına bakacaksınız ve orada kendinizi göreceksiniz. Ve o insanın iyi taraflarıyla ilgileneceksiniz. Memlekette benim de mücahitlik yapmam lazım, birini dövmem lazım. Dövülecek çok adam var. Milli Gazete'de bir bu sene okuyanınız oldu mu bilmem. Geçen sene Karaman'dan döndüm. Karaman'daki dostlarım ya hocam vallahi güzelini takip ederim diyen dostlar var. Yazıyı, Milli Gazete'deki yazılarını. Bir defa olsun İslami gruplarımızdan birinin aleyhine tek kelime kullanmadım. Ne oluyor? Yazacağım dedim onlara. İstanbul'a dönünce yazacağım bunu. Ben dedim Müslüman gruplarımızın yani 400'ün üzerinde. 400'ün üzerinde Müslüman grubumuz bizim. Siz kabahatlığıyla 10 tanesini bilirsiniz ama 400'ün üzerindedir. Hem bu dönemde de bundan önceki dönemde bir profesörlük yaptı. Allah'a ahirete inanmadığını da söyleyen, kendisi söylediği için bir profesörümüzle bir yerde biz karşılaştık. Hoca, bu kelime aşağılayıcı bir kelime yalnız. Hoca diyor bana. O oturduğu adam da onun da saygı duyduğu sosyalistlerden biri. Onun bana saygı duymasından rahatsız. Ayağa kalkması, kapıda karşılamasından o rahatsız. Hoca
filanı ikna edeceğiz, beni ikna edeceğiz. Türkiye'de İslami devlet kuracağız, bilmem bunu hatırınızdan, hayalinizden geçirmeyin diyor. Ben de hafif boynumu büktüm şöyle. Efendim izin verin de hatırımızdan bari geçirelim dedim. Bu sefer kendi mahcup oldu. Yani o kadar baskıcısınız ki hatırımızdan geçirmemize müsaade etmiyorsunuz siz. Zorba adamlar anlamına geldi. O da dedi ki aldın mı cevabını? Aldın mı cevabını? Ya lafın gelimi dedim dedi. Olmaz dedi. Niye olmaz dedim? 40 parçaya bölündünüz. 40 değiliz biz dedim. 400'ün üzerindeyiz. 400 parça insanımız, binlerce il ve ilçemizde bizim, hatta kasabalarımızda ve köylerimizde kurs açabilenler, yurt açabilenler, okul açabilenler, açamayanlar bir ev tutmuş, lisenin karşısına en başarılı çocukları almış, orada hem lise dersleri verdiriyor, hem de dinine, imanına sahip, vatanına, milletine sahip insan yetiştiriyor. Ama hepsi diyor ki oğlum, üniversitelere gideceksiniz, oralarda asistan olacaksınız, profesör olacaksınız, İslam'ı gümbür gümbür getireceksiniz. Ondan sonra hangi partiden olursanız olun milletvekili seçileceksiniz. 550'yi tamamladınız mı Cumhurbaşkanlığına marş marş, ilk oturan şey Cumhurbaşkanı o olacak. Marş marş, hangisi oturursa otursun. Bütün adamların hedefi bu. Mesela 400 ilimizden veya ilçemizden 400 hocamız yetiştirdiği talebelere dese ki Ağustos'un birinde Sultanahmet Camii'nde namaz kılacaksınız öğle namazında, Emrullah Hoca'nın konuşmalarına da dikkat edeceksiniz dese 400 ayrı yerden gelmesinin bize ne zararı var? Orada okunan Allah'ın kelamı, anlatılan da Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, zaten ona göre de yetiştirilmiş insanlar, bizim ayrı yerlerden gelmemizin bize hiçbir zararı yok dedim. O günlerde de bizim ünlü İslamcı yazarlarımızdan biri evinin önünde dövülmüştü, gazete haberi. Filanı niye dövdüler dedi. Yine bir Müslüman gruplardan biri dövdü. Dedim o size arada bir dönüp sırıtıyor dedim. Ondan dolayı yoluna yürü lan, neye uğraşın bunlarla demiş, onun için kaptırmışlar. Yoksa karşı olduklarından değil. Bizim düşmanımız Allah'ın düşmanı olanlardır. Dinimin düşmanı olanlardır. Fettehizuhu aduvva diyor. Siz de onu düşman edin. Düşman edinin. Kimi? Malıma canıma kastedenler değil. Dinime kastedenler bizim düşmanımızdır. Ama bizim düşmanlık anlayışımız da onlarınki gibi değil. İman ediverdi miydi kardeşim oluyor. Anında ırkı veya rengi ne olursa olsun iyi kelime-i şehadet getirdiği an, hani Hazreti Vahşi'nin Hazreti Hamza'yı şehit ediyor, orada düşmandı ama iman ettikten sonra da Hazreti Vahşi de Hazreti Vahşi diyoruz, radıyallahu anhu diyoruz biz. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'ye, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Mekke fethinin planını, haberini veren Hatib İbni Ebi Belta'yı affetmiş. İman edenleri hep affediyor. Mümin olanları affediyor. Hatasız kul olmaz. Bütün hataları affeden müminlerin makamı, mevkii yükselir. Ve mümin görünen münafıklardan bir tanesinin cezalandırılması görülmemiştir. Hatırladı, düşündünüz mü bunu siz? Münafıkun suresi inmiştir. Münafıklarla ilgili bol ayeti kerime vardır. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nar diyor ayet. Cehennemin en tabanındadır onlar diyor. Ama Medine'deki o Uhud'da peygamberimizi yalnız bırakıp kaçan münafıklar cezalandırılmamış. Peygamberime hakaret eden Müreysi gazvesindeki adam cezalandırılmamış. Hazreti Ömer ya Resulallah izin ver, boynunu alıvereyim dediğinde, ama bunlar mümin biliniyorlar. Mümin biliniyorlar. Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor diye yayarlar bunlar.
diyor ve cezalandırmamıştır. Ve onun oğlu sapasağlam Müslüman olmuştur. Abdullah bin Übey bin Selül'ün oğlu. Hatta oğlu gelmiş, ya Resulallah izin ver ben öldüreyim babamı. Hayır demiş, ona da izin vermemiştir. İman eden değil, iman etmiş görünenlerin dahi dünyada cezasını Peygamberim aleyhissalatu vesselam vermemiştir. Gelin, ben dakikama da iyi dikkat eden hocalardanım. Bir dakika geçirmem, bana verilen bir dakikayı geçirmem. Gelin demiş ki, akşam kocası işten gelmiş, otur şuraya bakayım demiş kocasına. 2 yıldır beni ikna etmek için laflar ürettin. Ne konuşacağını biliyorum. Hiçbir şey konuşma. Şimdi karar ver. Bu evden ya anan gidecek ya ben gideceğim. Karar ver. Beni ikna etme demiş. Tamam demiş, ikna etmiyorum seni. Kararı sen ver, ben uygulayayım demiş. Anamın benden başka çocuğu yok. Evi yok, maaşı da yok. Benim de ikinci bir ev tutacak gücüm yok. Asgari ücretle çalışıyorum. Şimdi kararı sen ver, ben uygulayayım deyince hanımı yine dura kalmış. İyi demiş, kaldım. 2 sene çektik, bundan sonra da çekeceğiz. Kaderimiz de bizim buymuş. Ama gece aklına gelmiş, ya kadını öldürsen ne olur? Sabahleyin ilk işi, eczacı bir arkadaşı var, kadın ona gitmiş. Demiş ki, ya ben kaynanayı öldürmeye karar verdim demiş. O da yangına kürekle, körükle gidenlerdenmiş. Kızım, ben o senin yerinde gelin olsaydım, o kaynanayı, o cadıyı şimdiye kadar ölmüş, kemikleri de çürümüş olurdu. Ben sana demiş, ilaç vereceğim, bunun içinde 60 damla var. Her gün yemeğine bir damla, acısı da yok, kokusu da yok. Her gün yemeğine bir damla, 60. gün kaynağından kurtuluyorsun, gözün aydın, hadi güle güle. Yalınız, komşular şikayet ederse doktor bilir zehirlendiğini. Komşuların şikayet etmemesi için haftada 1-2 gün eve komşuları çaya davet edeceğim. Onların yanında, anneciğim şekerin 3 mü olsun 2 mi olsun, kahven sütlü mü olsun, çikolatalı mı olsun, şekerli mi olsun, anneciğim 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 anneciğim, komşulara karşı içinden yine kinle dolu ol demiş demiş. Şimdi kadın buna başlar. 1. gün kaynana hiç görmediği, 2 yıldır görmediği yüzü görüyor. Anneciğim, Allah Allah. 2. gün öyle, anneciğim anneciğim. 3. gün öyle. Kaynana bir mana verememiş. Ulan bu gelinde bir domuzluk var ama bakalım ne olacak. 10. gün gelin yine öyle. Kaynana demiş ki, ya herhalde gelin iyi de cadılık benden geliyor. Kuzum, masaları ben silerim. Anneciğim sen yorulma. Yavrucuğum, soğanları ben soyarım. Anneciğim sen otur, sen yalnız beni yönlendir nasıl kesileceğini anlatıver. Yavrum, bulaşıkları ben yıkayayım. Ya anneciğim sen yorulma. Anneciğim kuzucuğum, anneciğim kuzucuğum. 50. gün. Gelin bakmış, ya benim anam böyle değil. Kaynana anamdan iyi. Doğru eczacıya koşmuş, demiş ki, ya benim kaynanam iyiymiş de kötülük bendenmiş. Ne olur kaynanam ölmesin demiş. Eczacı hanım da demiş ki, kızım ben sana iştah sorumu verdiydim demiş. Sen gülünce kaynanan güldü demiş. Peygamber Efendimiz ne demiş? Aleyhissalatu vesselam, el müminü mir'atül mümin. Mümin, müminin aynasıdır. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anmak için buradayız. Yalnız anmak şöyle olmasın. Hani şairlerimizin çok güzel şiirleri var, okuyoruz, hisleniyoruz. Eve varınca yine aynı hayatı devam ettiriyoruz. Öyle olmayacak ama. Bu hadisi onun için anlatıyorum. Ayeti bunun için ezberliyoruz. Rabbena la tec'al fi kulubina
Gıllen lillezine amenu. Gelinler, kaynananız iman ediyor değil mi? İman edenlere karşı gönlünüzde hiçbir kin, nefret oluşmaması için siz gayret gösterin. Rabbimden de yardım dileyin. Kaynanalar, gelinin iman ediyor öyleyse onlar hakkında kötü düşünmeyeceğiz, kötümser olmayacağız, kötü fikirler geliştirmeyeceğiz. Kin ve nefretimizi insanlara değil, gavurluğa yönelteceğiz. Gavur insana da değil. Çünkü gavur insan, Hazreti Ömer gavurdu. Hazreti Ömer o küfrü, eşhedü en la ilahe, la kılıncıyla böyle, kılınç, hani la melif böyle durur ya, la kılıncıyla kesip yerine illallahı yerleştirince, arkasından ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyince ne oldu? Kıyamete kadar Hazreti Ömer radıyallahu anh diye dua ettiğimiz önderimiz bir insan haline geliverdi. Adam aynı adam. Değişen ne? Allah'ın kullarına kul olacağı yerde Allah'a kul olmayı seçiverdi. Bizim için en değerli insan oluverdi. Onun için biz dünyanın en kötü lekesinin gönüldeki küfür lekesi, şirk lekesi olduğunu Kur'an-ı Kerim'imizde Rabbimiz ona neces diyor. İnnemel müşrikune necesün. Necaset ruhunda yer etmiş. Kelime-i şehadetle yıkayıverdi miydi? O mümin tertemiz insan haline geliyor. Onun için Rabbim peygamberimizi överken ve yüzekkihim ve yutahhiruhum diyor. Onları temizleyendir. Allah'ın ayetleriyle temizliyor benim sevgili peygamberim aleyhissalatu vesselam. Biz öylesine yürekleri Allah'ın kelime-i şehadetiyle temiz insanlar olarak müminlere karşı hiçbir zaman kötümser olmayacağız. Bir Müslüman diğer Müslüman hakkında bir kötü kelime kullandığında kulaklarımızı kapatacağız. Susturabilirsek susturacağız, susturamıyorsak ben dinlemiyorum, ben dinlemiyorum, ben konuşmuyorum. Hocam sen de konuş dediler, kocaman kamerayla geldiler, hocam sen konuşuver dediler. Şu son günün kavgası hakkında dedim ki bakın, Meryem validemiz Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı dünyaya getirdiğinde Yahudiler bin bir iftirayla Kudüs'ün sokaklarını, evlerini, çarşılarını dolduruvermişler. Konuş, konuş diye bağırıyorlar evlerinin önünde. O da diyor ki, İnni nezertü lirrahmani savmen felen ükellimel yevme insiyya. Ben konuşmama orucuna başladım diyor. Konuşmama orucuna başladım. Böyle günlerde Müslüman aleyhine, Müslüman'da o var mı? 99 adam öldürmüş olabilir. Yani biri onun hakkında, o onun hakkında konuşurken olabilir olmayabilir. Biz yönü kıbleye dönmüş, kelime-i şehadete iman etmiş, İslam'a gönülden bağlı, amelinde eksiklik olan bir Müslümanımızı hiçbiri hakkında, ister siyah tenli ister beyaz tenli olsun, ister Malezyalı ister Amerikalı olsun, hani bütün gruplarımızın hatalarını, kendi hatalarımız da biliyoruz, hatalarına rağmen imanını öne alıyor, hatalarını imanıyla kapatma tarafına gidiyoruz. Ben dedim yazacağım Milli Gazete'de, Müslümanların da bütün ayıplarını dökeceğim bir gün, şimdilik topluyorum. Ne zaman yazacağım? Yeryüzünde gavurun saltanatı bitinceye kadar tek Müslüman aleyhinde konuşmayacağım. Müslüman, yeryüzünde kafirin saltanatı bitince o zaman başlayacağım. Ama kendi hatamdan başlayacağım. O da yazmakla bitmez. Ömür biter, hatalarımı yazmakla bitmez. Öyleyse ne yapacağız? Biz müminler olarak birbirimize dua edeceğiz. Hani senedini bilmiyorum ama halkın dilinde hoş bir şey.
Cenab-ı Allah güya Hazreti Musa Aleyhisselam'a demiş ki, ya Musa, günah işlemediğin ağızla bana dua et. Ya Rabbi, bu ağız günah işledi. Ben nereden bulayım günah işlemedik ağzı? Başka bir insana iyilik yaparsın. Sen o ağızla günah işlemedin ya. Onun yaptığı dua senin için günah işlenmemiş ağız gibidir. Biz birbirimize dua edeceğiz. Onun için o ezberlediğimiz duanın baş tarafı, ya Rabbi bizden önce geçmiş bütün müminleri affet diyorsunuz. Rabbena ğfir lena, bizi affet. Ve li ihvaninellezine sebequna bil iman. Buna kim giriyor? Hazreti Adem giriyor, Hazreti Havva giriyor. Hazreti Havva'dan bugüne kadar bu dünyadan ahirete intikal etmiş bütün mümin insanlar giriyor ve şu anda yaşayan müminler hakkında da gönlümüzde onlara karşı kin olmaması için Rabbimizden dua etmemizi Rabbimiz bize öğretiyor. Dilinizi illa kullanacaksanız gavura karşı kullanın. Elinizi illa kullanacaksınız ki kullanacaksınız, kafire karşı kullanın. Dünyanın her tarafında Müslümanları yok eden, birbirine düşüren kafirler hakkında kullanın. Servetinizi yolda harcayacaksanız Müslümanların güçlenmesi için o servetlerinizi harcayıverin. Onların güçlenmesi gavurun zayıflaması demektir. Geceniz, gününüz ve geceniz hayırlı olsun. Bütün hayatınızda Allah iki dünyanızı cennet eylesin. Gönüllerinize keder vermesin. Elinizi dilinizi Müslümana karşı da değil kafire karşı kullanmayı nasip bir müyesser eylesin. Şimdi buradan gidince yapacağımız, yapacağız ama aynaya bakacağız bir kere. Aynaya bakacağız. O gerçekleşecek. İki, küs olduğunuz bir yakınınıza ve arkadaşınıza telefon ediyorsunuz. Hala nasılsın? Seni anladı ya, tak kapatabilir. İkinci gün, hala nasılsın? İyiyim yeğenim, bir daha açma. Kapatır. Üçüncü gün, hala bak yanına geleceğim. Yeğenim ben bugünlerde evde değilim, geziyorum, arkadaşlara gidiyoruz, dolaşıyoruz filan, gelme. Lafı uzatlanma. Lafı uzattı. Dördüncü gün, hala nasılsın? Geleceğim ama en çok sen şunu severdin, ondan da getireceğim. Sağ ol yeğenim, sağ ol. Seni severin, öbürlerinden ayrısın sen de. Ya ama gelme canım filan. İşi bitiriyorsunuz. İşi bitiriyorsunuz. Yani mutlak surette gelinler kaynanasına, kaynanalar gelinlerine, halanıza, teyzenize, dayınıza, amcanıza, küs olduğunuz arkadaşa, sayın başkanıma da teklif var. Şimdi sen dinliyorsun. Hollanda değil diye Amsterdam diyelim. Amsterdam'a gelmiş özellikle Türkiye'den. Tekmil insanlarımızın isim listesini belediyeden al. Hiç ayrım yok ama. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Artvin'den Muğla'ya kadar. Bayramda hepsine mesaj. Ramazan bayramı münasebetiyle bayramınız mübarek olsun. Bayram namazımız saat 7'de 8'de neyse o gün belli olur. O gün bayram namazımız filan yerde kılınacaktır. Bilgilerinize arz olunur. Hocam biliyoruz vallahi bayrama da gelmiyor. Abi bildir sen bir. Bildir. Edremit şehrine gittim ben. Vaiz olarak gittim. Babam bana dedi ki 54 yılında oğlum öğretmenin her dediğini ezberle, din konusunda söylediklerine hiç inanma. Hayrola baba? Oğlum öğretmenin bir cebine şeker doldurmuş gelmiş. Çocuklar şeker, benden şeker isteyin demiş, herkese vermiş. Bir de Allah'tan isteyin demiş. Allah. Bu onu hepiniz biliyorsunuz hikayeyi. Çocuklar da istemişler, yok. Olan verir, olmayan veremez ki. Bakın ben varım, görüyorsunuz. Kapı var, görüyorsunuz. Pencere var, görüyorsunuz demiş. Olmayan olsaydı o da görülürdü. Allah'tan 5. sınıfta bir çocuk. Arkadaşlar öğretmenimiz var mı? Var. Nereden biliyorsun? Görüyoruz.
Kolu var mı? Var. Nereden biliyorsun? Görüyoruz. Kafası var mı? Var. Nereden biliyorsun? Görüyoruz. Öğretmenimizin aklı var mı demiş. Var demiş çocuklar. Görüyor musunuz? Görmüyoruz. Görmediğimize göre yok. Öyleyse öğretmenimizin aklı yok. Deyivermiş. Edremit'te ben bunu vaazda anlattım. İki kişi parmak kaldırdı. Hocam şekeri yiyen bizi dediler. İki adam da sağ. Akçay'da kalıyor. Adamı gittim ben. Ben 42 yılında yapmış bu olayı Edremit'te. 83 yılında adamı bir ikindi namazı üzeri ziyarete gittim. Hiç din konusunu anlatmadık ama şehrin vaiziyim dedim. Gaz Dağı'ndan esen rüzgar mı daha iyi olur? Denizden esen imbat rüzgarı mı iyi olur? Yemen kahvesi mi iyi olur? Yoksa bir Brezilya kahvesi mi iyi olur? Sohbetimiz bunun üzerine. Sonunda dedim ki bak 1,5 saat oturmuşuz. Sen beni sevdin, ben de seni sevdim. Dilimin bağını çözdün sen. Yarın dedim cuma namazını Akçay'da kılma. Edremit'e gel, müezzinin yanına da otur, göz göze gelelim. Sen benim dilimin bağını çözdün ya, ben orada şöyle güzel bir vaaz edeyim. Senin yüzünden Edremitliler de bir vaaz dinlesinler. Yanımdaki arkadaşa yarın geleceksin bunu alacaksın dedim. Al tamam dedi. Geliş o geliş. 5 vakit namazını kılıverdi. Cuma namazı, 5 vakit namazı. Bir de Umre'ye gitti geldi. 86 yaşında adam vefat ediverdi. Olmaz diye bir şey yok. Hatta Habeşistan'a hicret ederlerken Hazreti Ömer geçiyormuş. Daha şey yapmadı. Müslüman olmadı Hazreti Ömer. Hayrola nereye gidiyorsun? Sizin zulmünüzden demiş. Gidiyoruz. Leyla isimli bir sahabi hanım. Yeter ettiğiniz demiş. Hayırlı yolculuklar dilemiş. Kocası hayrola kim ile konuştum? Ömer geçiyordu da demiş. Böyle böyle dedi. Yoksa Ömer Müslüman mı olacak demiş. Leyla hanım demiş ki o Müslüman sahabi hanım. Ömer'in eşeği Müslüman olur, Ömer Müslüman olmaz demiş. Ama oldu değil mi? Ömer'in eşeği zaten Müslüman yani. Yaradılan her şey Rabbime itaat ediyor da Ömer'in gönlü gavurdu ama kelime işareti getiriverince Müslüman oluverdi. Kimseden ümit kesmiyoruz. Bush bile Müslüman olsa iman kardeşimiz olur bizim. Putin iman etse iman kardeşimiz olur bizim. Öyleyse biz iman edenler hakkında iyi niyetlerimizi koruyacağız. Kafirlerin de Müslüman olması için gayret göstereceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Gayretlerinizi artırsın. İki dünyanızı güzel eylesin. Cennete girenlerden eylesin. Sağ olun, var olun. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mahmut Toptaş hocam Allah razı olsun diyoruz. Gerçekten hayatın akışı içerisindeki gizli kalan detayları çok güzel bir anlatım diliyle bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu. Değerli misafirler, kıymetli konuklarımız, programımızın finaline doğru Umre çekilişimiz olacak efendim. Umre çekilişimiz olacak. İnşallah burada bulunan misafirlerimizden bir tanesi bu şansı elde etmiş olacak. Şimdiden kabul olsun diyoruz. Türkiye'den programlara katıldığını bildiğimiz, keyifle dinlemekten de haz duyduğumuz bir sanatçı dostumuzu, kardeşimizi sahneye davet edeceğim. Şimdi o güzel alkışlarınızla o güzel eserleri seslendirmek üzere sanatçımız Ammar Acarlıoğlu alkışlarınıza geliyor efendim. Uyan ey İslam'ın arslanı uyan.
baştan sona dünya seni özlüyor. Dem bu dem bir gün bugündür el aman. Uyan ey İslam'ın arsları uyan. Yeter bunca gaflet, yeter bunca naz. Sabah akşam nusret için kıl niyaz. Vallahi korkaklık sana yakışmaz. Elde yalın kılıç Allah'a dayan. Uyan ey İslam'ın arslanı uyan. Vallahi korkaklık sana yakışmaz. Elde yalın kılıç Allah'a dayan. Uyan ey İslam'ın arsları uyan. Zulme boyun eğmek zor değil midir? Kardeş kardeşiye yar değil midir? Bunca derin uyku ar değil midir? Hüzün dalga dalga acılar umman. Uyan ey İslam'ın arslanı uyan. Bunca derin uyku ar değil midir? Hüzün dalga dalga acılar umman. Uyan ey İslam'ın arslanı uyan. Gözlerde bir ışık, yüreklerde bir heyecan ve bizleri bırakıp gittiği günden bu yana içimizdeki oluşan bu hüzün asırlar sonra yine ümmetini başka coğrafyalardan da katılmak üzere dünyanın dört bir tarafında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kez daha anlamak için toplandık. Muhterem Bölge Başkanım, çok muhterem Mahmut Hocam ve hanım komisyonu ablalarımız, gençlik komisyonu kardeşlerimiz, sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Biz de yaklaşık iki haftadır bu telaşın hengamesiyle ülke ülke, şehir şehir dolaşıyoruz. Ama bir şeyi izah etmek istiyorum. Söylenmesi gereken her şey söylendi bu kürsüde bugün. Ve yürekten katılıyorum hepsine. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir zamana geldi, yaşadı ve bitti olarak değerlendirmektense bugün için dönüp dünyanın diğer coğrafyalarına baktığımızda dünyanın dört bir tarafında hem yürek coğrafyamızda hem o kara parçaları üzerinde Efendimizin bugün aramızda olmayışını fırsat bilenler, fırsat kollayanlar iş başında. Dünyanın bir tarafında 20 tane çocuğun ellerini bağlayarak birbirine azgın sulara bırakılan bir dünyadayız. Ve bizler Efendimizin ümmetiyiz. Ve bugün sadece Efendimizin bizlerin aile ortamında ve hayat yaşayışımızdaki ahlakımıza yönelik olan davranışlardan da ziyade onlarla birlikte bir de ümmete nasıl sahip çıkardı ve dünyanın bir ucunda ayağına diken batmanın burada acısını nasıl hissetmemiz gerektiğini çok güzel öğretti bize. Kısacası şerefin, onurun, kulluğun en güzel örneğini verdi bize. O zalimler ki Rabbimin verdiği mühlet bittiği vakit
Onlar azabın en çetin ve elem verici olanına uğratılacaklar biiznillah. Buradaki bizim görevimiz ise o korkuyu onlara yaşatmak. O intikama memur olabilmek. Ve zalimler için yaşasın cehennem. Korku düştü geceleri eseriyle devam ediyoruz. Aşkımız hesaba sığmaz. Güvercinler, karıncalar, tufanlara sorun bizi. Güvercinler, karıncalar, tufanlara sorun bizi. Dört yanımız demir duvar, güneş hücre yemiş var. Sokaklara, meydanlara eskimeyen sözümüz var. Eskimeyen sözümüz var. Gelecekte umut var da sesimiz var. Zaman hilalin peşinde kıyama durun yıldızlar. Zaman hilalin peşinde kıyama durun yıldızlar. Dört yanımız demir duvar, güneş hücre yemiş var. Sokaklara, meydanlara eskimeyen sözümüz var. Eskimeyen sözümüz var. Kuşağı düştü yere, kaçar durur yarasalar. Korku düştü gecelere, sonsuzluktan haberler bak. Korku düştü gecelere, sonsuzluktan haberler bak. Dört yanımız demir duvar, güneş hücre yemiş var. Sokaklara, meydanlara eskimeyen sözümüz var. Eskimeyen sözümüz var. Eskimeyen sözümüz var. Efendimiz'i bu aşka düşüren ve ondan sonra gelen ve günümüze kadar ulaşan bu sevda elbette ki ta ilk insandan, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bir tek hecenin aslında bir reddedişin ve aynı zamanda bir kabul edişin hikayesi. Allah'tan başka her şeye la diyebilmenin ve Allah'a ilahe illallah diyebilmenin mücadelesi, tevhidin mücadelesi. Hani yıllar önce bazen ben geldiğim vakit aramızda yaşları bayağı ilerlemiş olan amcalara soruyorum. Nasıldı buralar ilk geldiğiniz zamanlar? Öyle bir anlatıyorlar ki siz daha iyi bilirsiniz. Yakinen dinleyenlersiniz.
Ben bazen hakikaten düşünüyorum, yani üzerine bir kitap, film yapılabilecek bir konu bu. Ama burada bunu teslim edebilmek, bunu burada koruyabilmek o kadar önemli ki. Bugün burada olmak önemli çünkü. Çünkü bu topraklar bizim geldiğimiz topraklar gibi değil. Her an ezan sesiyle hemhal olan bir toprak değil. Biz de kabul buyurursanız bir 40 yıl öncesine dayanan, altında bulunduğumuz bu çatıyı, milli görüş çatısını oluşturan o yüreklere kabul buyurursanız bir eser yazmıştık bundan 6 ay önce. İstanbul'da hazırlandı ve elhamdülillah 6 aydır gümbür gümbür ilerleyen bir çalışmanın eseri. 40. yıl marşını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnız arkamdaki hoparlörden ses alamıyorum Kaan abi. Mümkünse onu açabilirseniz eğer. 40. yıl bestesini okuyalım. Kalbidir bu ümmetin, ruhudur milli görüş. Halk ile hakkı bağlayan, batılı zail kılan, bir çiçekle başlayan bahardır milli görüş. Vakti gelmiş bir baharın, sabahındasın beklenen. Gönüllerde büyük bir aşksın, ebediyetler gizlenen. Karanlığın ardındadır, şafaktır bizi bekleyen. Gün sabredenlerin, zafer bekleyenlerin olacak elbet üzülmesen. Gün sabredenlerin, zafer bekleyenlerin olacak elbet üzülmesen. Kalbidir bu ümmetin, ruhudur milli görüş. Halk ile hakkı bağlayan, batılı zail kılan hükümdür milli görüş. Aslına dönüşle var olan. Kalbidir bu ümmetin, ruhudur milli görüş. Halk ile hakkı bağlayan, batılı zail kılan hükümdür milli görüş. Aslına dönüşle var olan. Bir çiçekle başlayan bahardır milli görüş. Aşkı 40 yıla azımayan, bir çiçekle başlayan bahardır milli görüş. Aşkı 40 yıla azımayan. Sonsuza dikip gözlerin, yürümelisin ufuklara. Doğacak güneş senin için, şahit olsun aydınlıklara. Bizi bekleyenleri düşün, uzat ellerini onlara. İman ve sabırla yüreğinde hak dava. Yorulmak yoktur bu yolda. İman ve sabırla yüreğinde hak dava. Yorulmak yoktur bu yolda. Hakkı hakim kılmaya seferdir milli görüş. Fetihlerle çağları aşan, peygamberin yoluna neferdir milli görüş. Ezelden ebede çağlayan, hakkı hakim kılmaya seferdir milli görüş. Fetihlerle çağları aşan, peygamberin yoluna neferdir milli görüş. Ezelden ebede çağlayan, Allah
Allah'ın vaat ettiği zaferdir milli görüş, aşkı bin yıla sığmayan. Allah'ın vaat ettiği zaferdir milli görüş, aşkı bin yıla sığmayan. Bir çiçekle başlayan bahardır milli görüş, aşkı bin yıla sığmayan. Allah'ın vaat ettiği zaferdir milli görüş, aşkı bin yıla sığmayan. Ve nice bin yıllar daha inşallah. Hani eserin içerisinde buyuruyor ki, bizi bekleyenleri düşün, uzat ellerini onlara. Hakikaten bekleyenler var değil mi? Aranızdan birkaç arkadaşımızla geçtiğimiz kurbanda Afrika topraklarında karşılaştık. Senin ne işin var? O da aynısını bana soruyor, senin ne işin var? Aynı gaye için oradaydık. Çünkü biz buradayız diyebilmenin, az daha bekleyin, tamamıyla geleceğiz diyebilmenin bir eylemiydi. Aslında bu bir sünnettir değil mi herhalde? Çünkü biraz önceki bahsettiğimiz sözdeki gibi, Efendimizin buyurduğu gibi, dünyanın bir ucundakinin ayağına diken batsa diğer taraftakinin hissetmesi. Artık kardeşliğin boyutunu bir düşünelim. Nasıl bir duygu, nasıl bir yürek. Bugün ise diken batmıyor. Hani ölümün de artık yine bir ezginin içerisinde geçer. Ölümün her türlüsüne alıştı gözlerimiz diye. Bugün ümmet vuruluyor. Bize bıraktığı en büyük emanetlerden biri. Bizi birbirimize emanet ederek gittikleri biz. Bugün kurşunla da öldürülmüyor. Adı değişik bombalar. Bilmediğimiz yanarak ölümler. Bizi bekleyenlere bir selamımız olsun. Buradan, Hollanda'dan, Amsterdam'dan, Gazze'ye, Şam'a, Suriye'ye, Bağdat'a, Arakan'a, Bangladeş'e, Kahire'ye, Rabia Meydanı'na, bizi bekleyen tüm diyarı İslam beldelerine ve bütün insanlık alemine beni bekliyor eseriyle bir selam gönderelim. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Alev olmuş, dalgalı kucak açmış, beni bekliyor. Gökyüzünde kızıl bir alev olmuş, dalgalı kucak açmış, beni bekliyor. Vakit bu vakittir, duramam artık. Gözü yaşlı Kudüs beni bekliyor. Vakit bu vakittir, duramam artık. Gözü yaşlı Kudüs beni bekliyor. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. We'll be right back.
ölümün nabzına kelepçe vurmuş. Yollar hep tutulmuş, beni bekliyor. Ölümün nabzına kelepçe vurmuş. Yollar hep tutulmuş, beni bekliyor. Kıyamın özlemi vuruyor artık, hesabı sormaya beni bekliyor. Kıyamın özlemi vuruyor artık, hesabı sormaya beni bekliyor. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtaya yazılsın bu şanlı destan. Hey! Ve inanıyoruz, biliyoruz ki destan yazılıyor ve yazılacak, devam edecek. Çünkü vaadi var Rabbimizin. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ancak o nur tamamlanırken biz neredeyiz, biz nasılız ve kiminleyiz sorusu da çok önemlidir. Çünkü tek başınaydı ve mancınığın önüne geldiğinde benim dediklerimi söyle ey İbrahim, şu azaptan kurtul. Yine tek hece, la. Ta ki fırlatılana kadar. Ve orada Cebrail aleyhisselam, ey İbrahim, Rabbin seni şu durumdan kurtarsın mı? İster misin? Ey Cebrail, Rabbimin benim bu durumdan haberdar olduğunu biliyorsun değil mi? Küllü şeyin basir, hakim, alim ve kadir. O halde sen çekil. Rabbim bana yeter diyen bir teslimiyettir İbrahim aleyhisselam. O yüzden sayı, adet, rakam hiçbiri bu kadar önemli değildir bu hecenin arkasında durmak kadar. Tek başımıza da olsak Rabbimiz bize yeter. Rabbin var senin eseriyle devam ediyoruz. Hazırsa eğer. Başın eğik, kavgan var senin. Özü şaşmaz, hakkı bilenin, sözü düşmez Allah diyenin. Pare pare olsa bedenin, Rabbin var senin. Özü şaşmaz, hakkı bilenin, sözü düşmez Allah diyenin. Pare pare olsa bedenin, Rabbin var senin.
Böyledir bu dünya hali gündevran eyle. Yüzü gülen bir gem gelir ahuzan eyle. Sen Allah'a yaslan diyene, nusret eyler Rabbin diyene. Küllü şeyin kadir olan Rabbin var senin. Sen Allah'a yaslan bir hele, yardım eyler Rabbim diyene. Kül şeyin kadir olan Rabbim var senin. Yakışmaz lal değiliz biz. Her rüzgarla savrulmayız, dal değiliz biz. Bundan gayrı düzen olmaz, bir çiçekle bahar gelmez diyenlere söyle aşkla Rabbim var benim. Bundan gayrı düzen olmaz, bir çiçekle bahar gelmez diyenlere söyle aşka Rabbim var benim. Bundan gayrı düzen olmaz, bir çiçekle bahar gelmez diyenlere söyle aşka Rabbim var benim. Bundan gayrı düzen olmaz, bir çiçekle bahar gelmez diyenlere söyle aşka Rabbim var, Rabbim var, Rabbim var benim. Vakit hayli ilerledi. Sabrıları çok zorlamadan, dediğimiz gibi bugün burada söylenmesi gereken her şey söylendi. Hocamızdan Allah razı olsun. Ben çok küçüklüğümden beri hem TV5'ten hem kitaplarından takip ederim kendisini. O yüzden Rabbim inşallah ömrünü uzun eylesin, hayırlı bir şekilde hepimizin. Daha kendisini çok dinlemeye ihtiyacımız var. Ben küçük bir kubleyle veda etmek istiyorum sizlere. Aklıma ne zaman sevgili peygamberimizin o güzel sevgisi, hasreti düştüğü vakit çok güzel bir eserdir. Onun anlatır. Onu paylaşıp bitirmek istiyorum müsaadenizle. Tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Biz hiç yazı görmedik,
kışta doğdun dediler. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. 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 Rabbim bizleri inşallah hem burada beraber elediği gibi ahirette de sevdiklerimizle, bizi sevenlerle ve en önemlisi en sevgiliyle Efendimizle birlikte eylesin. Günümüz gecemiz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Çok teşekkür ediyoruz. Nefesine yüreğine sağlık sevgili sanatçı dostumuz. Programımızın bu bölümünde plaket törenimiz olacak. Ardından umre çekilişimiz olacak. İnşallah bir şanslı misafirimiz bu çekilişten istifade edecek inşallah. Efendim öncelikle plaketlerin takdim etmeden evvel bir kez daha bu güzel organizasyonda emeği geçenlere huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü programımız içerisinde o güzel sohbetinden istifade ettiğimiz ve kendisi de burada ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuz çok değerli büyüğümü ben bir kez daha tatlı bir yorgunlukla sahneye davet etmek istiyorum. Ama sizlerin o güzel alkışlarıyla değerli büyüğüm Mahmut Toptaş hocamı bekliyoruz efendim o güzel alkışlarınızla. Ve yine plaketini takdim etmek üzere de çok değerli bölge başkanımız Sayın Oktay Dalmaz başkanımı bekliyoruz. Buyurun efendim. Efendim bu güzel tabloda eksik olan bir şey var. Sizlerin alkışlar efendim. Biraz bekleteceğiz değerli hocam. Güzel bir hatıra fotoğraf almak için. Ve o güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim okumak üzere bizlerle birlikte olmuştu değerli hocam. Hasan Sadaki efendim bir kez daha alkışlarınızla, teşekkür alkışlarınızla bekliyoruz. Ve plaketini yine Sayın Başkanımız takdim edecekler. Taraf alıyoruz. Ve biraz önce o güzel eserleriyle programımıza güzellik katan sevgili sanatçı dostumuz Ammar Acarlıoğlu bir kez daha plaketi için sahneye bekliyoruz. Evet. Sevgili Ammar'la minik hayranları fotoğraf çektiriyor. Hızlı bir şekilde biz de diğer misafirleri bekletmemek adına bekliyoruz plaketini almak üzere. Ve bu güzel plaketin ardından programımızın başlangıcından bu yana programın akışını sunan sunucumuz Sezgin Maden'e de yine bir plaket uygun görmüşler. Ben de hemen kendi plaketimi anons edeyim ve Sayın Başkanım'dan da almış olayım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen arkadaşlar bunu burada bırakalım. Diğer konuklarımızı bekletmemek adına. Söylediğimiz gibi maddi manevi destekleriyle, varlıklarıyla burada bulunan siz değerli konuklarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ama maddi kazançlarını böyle hayırlı işlerde değerlendiren sponsorlarımız vardı. Ben hemen onları da davet etmek istiyorum. Benim sigortamın çok değerli temsilcisini ben bir kez daha buraya davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim.
Evet, benim sigortamızın temsilcisi şu an için burada yok efendim. Ama biz yine yürekten, canı gölden teşekkür ediyoruz. Bu dursun kendilerine takdim edeceğiz. Biraz önce iki değerli güzel insanı burada ağırlamıştık. Onlar sağlık konusunda bizlere desteklerinin her zaman olacağını ifade etmişlerdi. Dora Hospital'in çok değerli misafirlerimiz vardı aramızda. İstanbul'dan gelen konuğumuz demiştik. Alkışlarınızla kendileri davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bir de böyle olur. Evet. Sayın doktorum, kulak, burun, boğaz demiştik değil mi? Kulak, burun, boğazdan, burundan bir tane hastanız hazır. Bir de horlamadan bir tane hastamız hazır. Şimdi de Sever Design'ın çok değerli temsilcisini ben buraya davet etmek istiyorum. Geliyorlar, buyursunlar efendim. Plaketimiz olacak. Teşekkürlerimizle. Ve bu güzel fotoğrafın ardından sırada bir başka sponsorumuz Hedef Medya. Alkışlarımızla teşekkürlerimiz onlara geliyor. Sağ olsunlar. Hedef Medya'ya da teşekkür ediyoruz ve kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, dakikalar, saatler öncesinden bizler buradaydık. Günler, haftalar, aylar öncesinden bu salon organize edildi, izni müsaadesi alındı. Onlar da bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Maddi manevilerini, desteklerini esirgemediler ve bir güzellik sağladılar. Kimdi onlar? Bu güzel salon çok değerli temsilcilerinden bir değerli dostumuzu davet etmek istiyorum. Kristal Palace'ın çok kıymetli çalışanlarına huzurlarınızı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir kıymetli çalışanına da bir plaketimiz olacak. Alkışlarımızla efendim bir yetkilimizi bekliyoruz. Buyurun. Bu güzel tabloya ekleyeceğimiz yine çok değerli sponsorlarımız var. Ben hemen hızlı bir şekilde zamanı değerlendirmek adına okumaya çalışacağım. The Howden Sahar, Mercury Design, Opsi Ain, Ufuk Restaurant, NS Impex ve Özel Food. Bu okuduğum firmaların çok değerli temsilcileri burada var ise hemen plaketleri hazır. Kendilerine burada takdim edeceğiz ama işlerin yoğunluğu nedeniyle aramızda yok iselerdi hakları mevcuttur diyoruz. Bir kez daha teşekkürlerimiz onlara geliyor. Bugün bizlerle birlikte olan çok değerli onur konuklarımıza, kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ve güzel bir fotoğraf karesi almak üzere Sayın Başkanımızı da ortamıza alalım. Değerli hocam yanına şöyle bir sahneyi ortalamış olalım. Evet, bu güzel tablo ile birlikte söylediğimiz gibi bir de umre çekilişimiz vardı. Bu güzel insanların sahnedeki paylaşımı ve yan yana omuz omuza duruşuyla birlikte sizlere de şahitliğinde değerli hocam uygun görürseniz umre çekilişini yapmak ister misiniz efendim size takdim etsek. Buyurun arkadaşlar. Buyurun hocam. Sanatçımız sevgili Ammar Carlıoğlu çekiyor. Hemen bir bakalım. Zahmet buyurmayın hocam. Evet. Vallahi. Şunu vereyim. Efendim, notlar hazır mı efendim? Numarayı okuyorum. 5 haneli numara. 0-0 ile başlıyor. 2-0. 700-76. 0-0-776. Umre çekilişimizi yok mu efendim? Şu an burada olmaya
ablalar tarafında, hanım ablalar tarafında. O da şaşırdı, güzel bir heyecan yaşıyor. Hayırlı olsun. Sevgili, anneme ablama da sarıldı. Allah kabul etsin. Bu ne güzel mutluluk, bu ne güzel sevinçtir. 00776 numaralı davetlimiz bu güzel kuponu aldı. Sevgili sanatçımız Anvar da çekilişi yaptı. Değerli hocamla birlikte, Mahmut Toptaş hocam da tuttular, mütevazi oldular. Yine her zaman gibi gönülle yüreğiyle birlikte. Ve değerli dostlar, kıymetli misafirlerimiz, programımızın finali yine Kur'an-ı Kerim'le yapacağız ama öncesinde bu güzel oluşum demeye geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sahnede bulunan bu güzel insanlara sizlerden kocaman bir teşekkür alkışı istiyorum ve alkışlarımızı uğurluyoruz efendim. Sağ olsunlar. Kapanış Kur'an-ı Kerim okumak üzere ve hayır dualarda bulunmak üzere yine sevgili Ali Kartal hocam burada mıdır efendim, bekliyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحاضرين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان ولا خسران إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا حليم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا ربي يا رب العالمين bugün burada senin rızan için sevgili habibin edibin Muhammed Mustafa'n için bir araya geldik, onu anmak için, onu anlamak için, onu salavatlarla, onu Kur'anlarla, onu çeşitli sözlerle anmaya çalışmak için bir araya geldik. Ya Rabbi niyetlerimizi halis eyle ve kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler buraya sadece senin rızan ve Hazreti Muhammed'in hürmetine toplandık. Bugün buraya toplanan kardeşlerimizin cümlesinin hatalarını, kusurlarını, günahlarını affeyle ya Rabbi. Muhammed'ine bağışla ya Rabbi. Sevgili Muhammed'ine onları cennette komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onu sevenler olarak bizler burada toplandık. Sahabe öyle demişti. Ya Resulallah ben cennete girsem de seni belki göremem. Sen bir peygambersin, senin yerin makamın benden yücedir. Ben orada seni göremeyeceğimi hatırlayınca ağlıyorum, üzülüyorum. Ondan dolayıdır bu sıkıntım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tebessüm etmiş ve sen orada sevdiğinle beraber olacaksın. Ya Rabbi şahit ol ki bu kardeşlerimiz de onu seviyorlar. Bunları da o peygamberleriyle beraber onun yanında eyle ya Rabbi. Onun ham sancağı altında toplananlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün buraya gelemeyen, gönlü burada olan kardeşlerimiz var. Onları da inşallah aynı şekilde bu kardeşlerimiz de aynı duygular içerisinde buluşup önümüzdeki anma programlarında, anlama programlarında buraya toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler burada sıcacık bu ortamlarda sevgili peygamberimizi anarken bugün evlerinden başlarına göçmesini bekleyen bir takım sıkıntıları, problemler olan kardeşlerimiz de var. Onları da burada anmadan, onlara da dua etmeden geçemiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi baştaki Suriye'deki kardeşlerimiz olmak üzere
Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere, Mısır'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Arakan'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Myanmar'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Çeçenistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Afganistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Kırım'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere, Meşrik'ten Mağrib'e ne kadar kardeşimiz varsa, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin dertlerinin, ızdıraplarının, sıkıntılarının bitmesini de bugün andığımız, anlamaya çalıştığımız sevgili Muhammed'in hürmetine onların da sıkıntılarını gider, dertlerini bitir, gözyaşlarını dindir, yüzlerini güldür ya Rabbi. Bizleri dualarımızla, imkanlarımızla onların yanında olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz aciziz. Ne isteyeceğiz, nasıl isteyeceğiz bilmiyoruz, beceremiyoruz. Kelimelerimiz yetmiyor, dillerimiz dönmüyor. Ama sen bilirsin kulların gönlünden geçenleri. Ya Rabbi, kimlerin gönlünden geçen hayır muratlar varsa bütün hayır muratlarını kardeşlerimize ver ya Rabbi. Hastası olanlara şifa, dertlisi olanlara deva, borcu olanlara ödeme kolaylığı, günahkar olanlara tövbe nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kısaca senden şunu istiyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, iyilik adına, güzellik namına senden neyi istediyse biz de onların cümlesini senden istiyoruz. Kardeşlerim de amin diyor. Bizlere de lütfeyle, ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şer adına, kötülük namına hangi şeylerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların cümlesinin şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri de emin eyle, masun eyle, mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada, bu Avrupa'da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı anacak nesiller bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onları da senin yolunda, peygamberinin izinde eyle ya Rabbi. Seni Rab, Kur'an-ı Kitap, senin sevgili peygamberini önder olacak, önerek tanımayacak nesiller bize verme ya Rabbi. Azameti Huda, icabeti duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin ve selametun alel müminin vel hadirin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suratil Fatiha. Benim sigortamdan Hollanda'da yaşayanlara yılın en karlı sağlık sigortası. Agis sağlık sigortası poliçelerinde %12'ye varan prim indirim avantajları sadece benim sigortamda. Benim sigortamla sağlığınız bu yıl daha ucuza garanti altında. Tıklayın, hesabınızı kendiniz yapın. Benimsigortam.nl. Gitmek istediğiniz yer, yapmak istediğiniz tatil, görmek istediğiniz ülke. Memleketi mi özlediniz? Kutsal beldelere mi gitmek istiyorsunuz? Aklınızda neresi varsa dünyanın her yerine uçuyoruz. Ensal Travel'la güvenli ve ucuz seyahat. Merhaba, ben Zeliha. Estetik operasyonlarla ilgili tüm sorularınızı biz yanıtlıyoruz. Merhaba, ben Ozan. Sizi havalimanında karşılıyor ve VIP aracımızla otelinize yerleştiriyoruz. Merhaba, ben Özlem. Estetik operasyonunuzdan sonra otel konforundaki hastanemizde sizlere evinizdeki rahatlığı sunuyoruz. Merhaba, ben Doktor Fatih Dağdelen. Estetik operasyonlarınızı birlikte planlıyor, en doğal görünümü elde ediyoruz. Biz bir aileyiz. Yıllardır bize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Bu arada unutmadan, konu estetik olunca akla ilk biz geliriz. Sizi de İstanbul'a bekliyoruz.